Sıkıntılı günlerden geçiyoruz aslında memleket olarak. İşte dövizlerin dalgalanması, altınların dalgalanması. Bazı insanlar böyle biraz rızık endişesi taşıyor gibi. Afrika'yı görseler herhalde bu endişelerinin yersiz olduğunu mu düşünürler hocam? Hocam şöyle söyleyeyim, asıl bütün piyasayı dalgalandıran biziz. Yani kimsenin bir şey yaptığı kimsenin yok. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Medyada birisi almış eline mikrofon, orada dolar çıkıyor, onu yapıyor. Öbürkü orada, biz hemen korkuyoruz, endişeleniyoruz sanki. Yani rızkımız oradan olacak. Mevla Celle Celaluhu sağa sola saldırmaya bak şey yapıyoruz. Hemen çok yiyecek alalım, onu alalım, yok paramızı dolar alalım derken biz dolar almaya teşebbüs ettikçe dolar yükseliyor. O müşteri var, hazır pahalıdan satalım diyor. Öbür kişi aman aç kalacağım, ekmeğim yok, suyum yok derken hiç demiyor ki. Halbuki Afrika'da adamlar ekmek su bile yok yani. Derken aman markette malzeme kalmayacak, markete saldırıyoruz bu sefer. Marketçi diyor ki bu şekilde elimdeki malzeme erken bitecek, yeni malzeme zamlanacak. Üst toptancı öyle görüyor, öbür kişi öyle görüyor derken isterse tevekkül eksikliği değil mi hocam? Tevekkül eksikliği. Yani bu asıl bütün birçok şeyi yükselten biziz. Herkes itinalı. Allah bize yeterdir. İhtiyacı olanı alsa, oradan çok kâr edeceğim diye oraya saldırmasa hiçbir şey bozulmayacak. Biz öyle yaptıkça birilerine fırsat doğuyor. Memleketimizin huzuru kaçıyor. Bu sefer bunu düzeltmek için yetkililer bir şeyler yapmaya çalışıyor derken yani hiç bakmıyoruz yani aşağımızdaki Afrika'da. Yani Servi'nin bir kıssasını okumuştum hocam. Bulunduğu memlekette kaos var. Kıtlıkla karşı karşıya herkes. Kimi ağlıyor, kimi sızlanıyor. Bir tane köle sırt üstü yatmış çarşıda bir gölgelikte, dünya umurunda değil. Merak ediyor, soruyor Süfyan Servi. Ya sen hiç mi endişe taşımıyorsun? Yok diyor, benim sahibim çok zengin. Yani ben rızıklarlığı çekmeyeceğim. Onun için beni ilgilendirmiyor diyor. Süfyan Servi benim diyor, yani hayatımda dönüm noktası oldu kölenin anlayışı. Evet, bizim bir sahibimiz var. Allah, Rezzak, rızık veren böyle bir sahibimiz varken halen endişe taşıyoruz. Mukaddes Çıtlak hanımefendi var. Kabe ile alakalı bir şiir yazmış. Şöyle geçiyor bir kublesi. Mülk onundur, agah olun. Sahibidir bunca kulun. Kullar onun, Kabe onun. Evet. Sahibidir Beytullah'ın. Sahibimiz Allah var. Bizim de sahibimiz. Kıymetli hocam, hemen zaman kaybetmeden bu sıkıntıları aşmanın yolu sadakadır diyorum. Niye öyle diyorum? Ben yıllardır bu işi yapıyorum ve çok hadiselere şahit oldum.